Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle adaş olan bir sahabi efendimiz var. Adı Muhammed İbni Mesleme. Onun ve başka hadis kaynaklarında başka sahabi efendilerimizin de naklettiği bir hadis var. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah rahmetini bazen rüzgarları estirdiği gibi estirir. Öyle bir rüzgar nasıl eserse rahmet de öyle eser. O anda eğer o rüzgar birine temas ederse ki o temasın ne olduğunu ...olduğunu anlamamız lazım. Yani alıcılarını açarsa, hazır hale gelirse şaki ise eğer saide dönüşür. Yani Allah'ın sevmediği bir iş, Allah'ın sevmediği bir hayatı yaşıyorken dönüşür. Allah'ın memnun olduğu, saide dediği mutlu olarak Allah'ın hoşnut olacağı bir hayata dönüşmüş bir vaziyette bu işi yapar. Şimdi biz inanıyoruz ki ve vesselam Efendimizin beyanları çerçevesinde bu mevsim böyle bir mevsim rahmet rüzgarları gümbür gümbür esiyor. Bu gümbür gümbür eserken bu rahmet rüzgarları eğer biz alıcılarımızı açarsak, hazır bir hale gelirsek Allah'ın bize estirdiği o rahmet rüzgarlarından kendi hissemize düşen payları almış oluruz. Ve şu anda hayatımızı işgal eden bu kadar sıkıntılı, problemli, işte bizi meşgul edecek, zihinlerimizi meşgul edecek, kalplerimizi dağıtacak, hayatlarımızı dağıtacak, bu kadar boş şeyden kendimizi arındırmış oluruz ve esen o rahmet rüzgarlarından nasiplerimizi alma adına bir gayrete meseleyi vardırmış oluruz. İnşallah ben bütün kardeşlerimden şu rahmet mevsimini aynen bir Ramazan coşkusuyla geçirmelerini tavsiye ediyorum, ısrarla istiyorum. Sadece kendileri değil, ne olur çünkü neticede biz yaşamak zorunda olduğumuz ve yaşama adına bir sorumluluğumuz olduğu gibi yaşatma adına da bir sorumluluğumuz var. O yaşatma sorumluluğumuzun da gereğini yerine getirme adına başka kardeşlerimizi de bu hayırdan haberdar etme adına bir seferberliğe çağırıyorum. İnşallah bu noktada elimizden gelen gayreti ortaya koyalım. Rabbim şu güzel günleri hakıyla ihya edebilmeyi hepimize nasip eylesin.